Neymiş plakası? 63 Kastamonu Sivas 2789. Levent, bir plaka veriyorum. Bu kontrol edilsin kime ait. 63 Kastamonu Samsun 2789. Bir araştırıp geri dönün. Emredersiniz komutanım. İçinde kimse olmadan emin misin? Yok komutanım. Yan cam kırılmış. Aracı kullanan ya canlı çıktı ya da cam patladıktan sonra akıntıyla sürüklendi. Komutanım. Dinliyorum. Komutanım, araç Fırat Melzen adına kayıtlı. Olay mahalline bir vinç yönlendirelim mi komutanım? Gönderin. Arama sahasını genişletiyoruz. Tüm kıyı tekrar aransın. Emredersiniz komutanım. Ne demek bu Fikriye? Sen ne din? Abla. Korkutma beni Fikriye. Daha ne söyleyeceğim de ben korkacağım, üzüleceğim ha? Ne oldu? Abla, benim suçum büyük. Şunu baştan bir güzel anlat da sen de yorulma, ben de yorulmayayım. Ne o teyzen kızı? Yine ağzında bir lafla gelmişsin, halinden belli. Ya abi, ne bileyim işte. Öyle Fırat abimin evine gittim, hırsız gibi tespihini aldım çıktım falan. Yalan üstüne de yalan söylüyoruz abi, benim içim hiç rahat değil. Ne o teyzem kızı? Ne zaman doğrucu Davut oldun ha? Neredeyse 20 yıldır en büyük yalanı taşıyan narin... şimdi benim bir tespihim yüzünden vicdan yapmaya başladı, öyle mi? Ben neden yaptım onu da hele. Ya abi bak, yanlış anlıyorsun sen. Ben sadece Fırat abimi merak ediyorum. Ya sence de bir acayiplik yok mu bu işte? Yani adam gitti. Ne bir haber, ne bir ses, ne telefonunu açıyor. Ya Narin, bırak mızmızlanmayı Allah aşkına. Baran'ı çağır bana. O niye? Ya bir çağır hele. Fabrikaya geçsin. İş dedik, güç dedik, ağalık dedik ama yok. Çağır da bir amcası olarak kulağını bükeyim onun. Çağırayım, dur. Hani demiştin ya, gille yıkmayın, taşlayın daha iyi diye. Al taşı at bana. Çünkü ben bir günahın, bir utancın ortağıyım. Gençtim, nefsime yenildim. Halit'le kaçıp gitmen hepimizin boynunu büktü. Bizi bir utancın içinde bıraktın, ben sadeliydim. Ama geçti gitti o günler. Şimdi bütün bunları yeniden konuşmanın ne yeri, ne zamanı? Zamanı abla. Çünkü benim için zaman o kadar uzun değil artık. Beni utancın içine atan Halit'le kaçışım değil. Boynumu eğmeme sebep Halit değil abla. Mehdi. Mehdi mi? Abi. Gel bakayım. Günaydın abisi. Günaydın. Okuldan sonra bisiklete biner miyiz? Bakarız. Çabuk öğrenmem şart. Niye lan? Yarışlara mı katılacaksın? Yok. Melis görsün diye. Ha. Derin mevzu yani. Melis bacımız biliyor mu bari? Hayır. Zor o zaman. Çok zor abi. Bir bilsen neler çekiyorum. Şaka. Özgürlüğünde, ha? Baran. Oğlum, amcan seni görmek istiyor. Bir bakıver. Tamam ana, geliyorum birazdan.
Baran, dayından haber var mı? Yok. Of, Fırat, neredesin? Baran! Oğlum, amcanı bekletme, haydi. Tamam anacığım, geliyorum. Hadi kızlar, siz de okula geç kalmayın. Rüzgarı da bırakırsınız. Maya bırakır anne. Sen dolmuşla mı yine? Seni gördüğümde ne çok sevindim bilsen. Konuşacak o kadar çok şey var ki. Hı? Ya yapma ama böyle. Ya ne yapayım Deniz ya? Görmüyor musun ya? Dün iyiyiz, hiçbir şey yok. Bugün kalkmış bana yok, başkası var bilmem ne bir şeyler söylüyor ya. Benim kafam almıyor bunu ya. Yok. Ne yok? Sen biliyorsun. Sen biliyorsun o itler aralarında bir şey olmadığını değil mi? Kafası azıcık çalışan herkes bilir zaten bunu. Ya kızım söylesene, kerpetenle mi alacağız lafı ağzından? Konuştun mu adayla? Bak, beni karıştırma. Ama ben sana şu kadarını söyleyeyim. Emre ile... Emre mi o itin adı? Kalk kalk, yürü gidiyoruz. Dur, dur. Kalk yürü. Serdar! Ya amca mı diyelim illa, Serdar! Sana bunları anlatabilmek için defalarca gelmek istedim. Dövsün, sövsün. Saçlarımdan tutup duvardan duvara vursun. Ne olursa olsun söylemeliyim dedim. Mehdi ile ne alakası var? Abla, benim bir oğlum var. Kenan. Bana demiştin ya, kalan gidenin ardından çok laf biriktirir diye. Ben de çok acı biriktirdim işte abla. Hatırlar mısın? Mehdi seni istemeye geldiğinde pencerenin önünü nasıl da doluşmuştuk. Anam ağız dolusu bağırmıştı bize. İşte ben o günleri hiç unutamıyorum abla. Abla. Kenan'ın. Oğlumun babası. Sus. Abla, şimdi susarsam bir daha hiç konuşamam. Sus. Yalvarırım, beni affet. Oğlumun babası. Mehdi. Gençtik, cahildik. Hata ettik. Ben bunun azabıyla yıllarca yaşadım. Yaşamak denirse benimkine. Abla. Evlat. İyice koptuk gittik. Böyle mi olduk biz? Ha? Şurada yatak döşek hale geldik. Bir amca geçmiş olsun. Bir acınsızın var mı diye soran yok. Çağırmasak uğrayacın da yok. Oğlum bak, biz amca yeğeniz. Bağırsak da kavga da etsek kanımız bir. Amca kusura bakma. Dayım birden ortadan kaybolunca Ebru'yla... Ebru'yla? Ya amca, sana da garip gelmiyor mu? Tamam, kızına gitti biliyoruz da bir eyvallah bile demedi. Ya onu bırak, çantasını bile almamış. 40 yıllık dayının huyunu suyunu ben mi anlatayım sana? Fırat'ı sen anlat istersen Nari. Dayım böyle bir adamdır. Git gel akıllıdır. Kaç kere telefon açtı bize. Fırat neredesin? Evet, sıkıldım Antalya'ya gittim. Neredesin? İstanbul'dayım. Dayının kaybolmaları meşhurdur yani. Hakkını esmeye görsün. Hop, Fırat yok. Öyle değil mi Nari ya? Basar gider ha. Kimseye de bir şey demez. Ama Allah için şimdi haklı bir sebep var. Ya doğru diyorsun amca da işte çantasını falan almadan. Ev de dağınık. Sövme bu mektup! Hırsızlık desen çalınan edilen bir şey de yok.
Hep bu sosyete gülünün pimpirlikli tavrı yüzünden senin de aklını karıştırmış. Oğlum, evladım, Allah göstermesin. Ben Mehdi'yi onca sene görmeyeceğim, önüme de bir fırsat çıkacak. Ben de eve dönüp kazak pantolon derdine mi düşeceğim? Tek tek millet haydi eyvallah ben Almanya'ya gideyim. Bir isteğiniz var mı diyeceğim. Ha? Yanları sen de bir şey desene Allah aşkına. Hayırdır abla? Fırat. Sibel, bu Fırat'ın yapacağı bir şey değil. Kızına gitti diyordu. Bir arasaydın kızını keşke. Belki telefonla ulaşılamıyordur. Yani eğer Fırat Almanya'ya gitmediyse kızını boşuna telaşlandırmak istemiyorum. Koca sofra hazırladık. Bir Allah'ın kulu gelmedi. Anamla Fikriye teyze saatlerce odaya kapandılar. Çocuklar nerede? Onlar dershaneye gitti. Rüzgarla da biz bir şeyler atıştırdık zaten. İyi. Melek de yok ortalıkta. Uyuyordur o abla. Karışmayalım. Ne diyorsun? Sibel, hadi çık da yemeğini yesen. Çocuk emziriyorsun. Olmaz böyle aç aç. Ne bileyim abla ya. Yemek de içme silmiyor ama. Ne yapalım? Ha, doktor aradı erkenle. Kan lazımmış. Ne yapayım? Asım'ı hazırlayayım da gidelim. Ne o Özlem? Niye gülüyorsun sen öyle bakayım? Allah Allah Emine abla. Bu konakta ağlayıp dövmek normal. Biri gülünce neye gülüyorsun? Şişt, bana bak kızım. Sen de şu eşyaları alacaksan al ha. Hem yukarı hem aşağı yerleştin iyice. Sibel. Sen ona bakma. Bana bir şey diyemedi ya. Özlem işte. Allah yalvarırım bir şey söyle. İstersen döv. Ama sessiz kalma. Abla bunun acısıyla yıllarca yaşadım ben. Acım o kadar ağır geldi ki kendimi haklı çıkarmaya çalıştım. Cahildim, kördüm. Bir hata ettim. Neyin olacağını bilmezdim. Kendimi bile inandıramadım. Kendimi bile kandıramadım. Kendime küstüm ben abla. Abla yalvarırım bir şey söyle. Çık. Abla. Çık. Evet savcım. Araç nehre düşmüş. Dalgıçlar baktılar. Ama şu anda biz de bilmiyoruz. Aracı sudan çıkartmak için birinin gelmesini bekliyoruz sayın savcım. Yani her yere baktık evet. Şehirden çıkmış gibi görünmüyor. Aracın düştüğü yeri araştırıyoruz. Peki efendim. Oh, yata yata boynum ağrıdı ha. Bir yastık daha getireyim mi? Yok yok, iyi böyle. Baran. Biz seninle ne konuştuk ha? Ha? Ağa olacağın işimize, ekmek teknemize sahip çıkacaksın diye konuşmadık mı? Evet amca. Evet amca. İcraat nerede? Ya ben böyle yatağa yapıştım kaldım Özlem'in it abisi yüzünden. Fabrikanın yerini hatırlayın değil mi? Ya tamam amca, anladım ya. İyi o zaman. Bir get bakalım ya, bir boy göster. De ki şam verdiler dimdik ayakta, işinin başında. Tamam, ben hazırlanıp çıkarım şimdi. İyi, haydi. Göreyim değil mi? Ana oğlu zor koparıyık. Sen de burada hayıflanıp durayım. E sen söyle, ne edek? Baran, sen okulu iyice boşladın. Fabrikaya gideceğim, işe güce bakmam lazım. Bak, hayatınla ilgili bu kadar önemli bir kararı oldu, bittiye getirme.
Sonra ileride çok pişman olursun. Melek Alan'a bak. Okuyacağım diye çırpınıyor. Hem Ayşe de var. Yani fabrikanın başına geçeceğim diyorsan ona bir şey diyemem. Ama yine de elinde bir diploma, bir mesleğin olması gerekiyor. Bence bunu iyi düşün. Oğlum, sen bakma öyle böyle denildiğine. Amcanı üzme sen. O sana çok güveniyor. Marin, Fırat seni aradı mı? Sen kendi işine gücüne, kendi çoluğuna çocuğuna baksana. Sana ne Baran'dan? Hem sen ne diye bana ikide bir de abimi sorup duruyorsun ki? Sana ne benim abimden? Yok Baran'ın okuluymuş, dershanesiymiş. Sana ne ya? Cihan Hanım, iyi misiniz? Bir şey mi oldu Fikriye Hanım? Bir şey yok kızım. Tutunun bana, salona indirin sizi. Sakın dur. Sen bir şey söyleme. Bu şekilde değil lütfen. Günaydın. Günaydın. Sana da yük oluyoruz böyle her sabah. Benim derdim o değil Maya, biliyorsun. Söyledim. Neyi? Emre meselesinin yalan olduğunu. Ya Deniz, neden söyledin ya? Ya niye söylemeyeyim? Ben de bunu anlamıyorum ki. Zaten söylesem ne olacak, söylemesem ne olacak? O kadar belli ki o çocukla aranda bir şey olmadı. Bir şey olup olmayacağından değil. En azından Serdar'ı benden uzak tutmaya yarıyordu, tamam mı? Of Deniz ya! Ya niye Serdar'ın senden uzak durması gerekiyor? Ben de bunu anlamıyorum. Keşke anlatsam da anlasam. Hayır yani düşünüyorum düşünüyorum, aklım almıyor. Bak doğruyu söyle, sen bunun bir açığını falan mı yakaladın? Biriyle mi gördün? Yok yani bir açıklaması olması lazım bu tavrının. Siz iyice alıştınız ama ha. Basket basket. Ben basıp gideceğim, sonunda olacak. Ada! Hadi gidelim. Kardeşimi göreceğiz değil mi? Kardeşim de kardeşim ha? Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim Asım? Ya senin Emine abla? Çok sağ ol. Hadi gidelim. Yenge, Emine yengemler nerede? Kızım ben buranın trafik polisi miyim ya? Gelen soruyor, giden soruyor. Ne bileyim, sen herkesi takip ediyorsun ya onunla. Kendi anlamına çıktılar hepsi. Ben de gidecektim onlarla ya. Koş hadi koş. Ne oğlan merakıymış be sizdeki. Niye geldin? Teşekkür etmek için kızım. Erzak'la parayı bırakan sen değil misin? Zaten senden başka kim olur ki? Ben seni görmek isteydim, kapıyı çalardı bana. Yapma böyle kızım. Yapma. Ben de sana zamanında dedim yapma etme diye ama dinlemedin beni. Şimdi uğurlar olsun. Peki kızım. Peki. Thank you.
Nerede kaldı oğlum bu vinç? Az evvel konuştum komutanım, yolda. Birazdan burada olur. Fikriye Hanım. Bir şey demeyecek misiniz? Ben gidiyorum kızım. Gidiyor musunuz? Nereye gidiyorsunuz? Nereye olduğunun bir önemi yok. Neden olduğunun da. Ablama iyi bak olur mu? Ben gerçekten bir şey anlamıyorum. Ne oldu ki? Yani eğer tartıştıysanız düzelir. Anladığım kadarıyla onca yıl birbirinize hasret kalmışsınız. Şimdi tam kavuştum derken gitmek de ne demek? Bir süre böyle olması daha iyi. Senden ricam, ablamı yalnız bırakma. Sen ablamla evlen. Beni uğurlamana gerek yok. Alo, Oğuz. Efendim? Oğuz, abimin evindeki hırsızlık olayından bir haber var mı? Narin, biraz işim var. Ben seni daha sonra arasam olur mu? Tamam. Ama eğer bir haber alırsan... Tamam. Ararım. Sağ ol. Söz görüyor. Amca dur, yaklaşma. Ne olmuş ki orada? Amca tamam, yok bir şey, yaklaşma. Ha, neredesin? Eve uğradım, üstbaş falan işte. Niye sordun ki? İyi tamam, sormadım. Bir fabrikaya uğrayayım. Ağamızın yanına çıkalım. Ha. Ağan yatak döşek yatıyor vallahi. Niye, ne oldu ki? Niyesi var mı canım? Abim bıçakladı ya bunu. Önce umursamadı ama şimdi yatıyor. Allah bu. İyi, o zaman eve uğrarız. İyi, Oğuz'a. Kolonya falan da al. Çok seviyorsun ya onu. Görüşürüz Oğuz'a. Kadriye Hanım. Kadriye Hanım. Bakın, uyumadığınızı biliyorum. Kardeşine kırılan birini uyku tutmaz. Kızlarımdan biliyorum. Aranızda ne geçti bilmiyorum ama Fikriye Hanım giderken kardeşime iyi bakın dedi. Kadriye Hanım. Nereye gitti? Bilmiyorum, hiçbir şey söylemedi. Ne oldu Kadriye Hanım? Seni şimdi daha iyi anlayayım kızım. Nasıl yani? İnandığın, güvendiğin birinin bir şeyini öğreneyim. Her şey yıkılıyor. Geçmiş hala acıtıysa... henüz geçmemiştir. Beni can evimden vurdu. Vurup gitmiş meğer.
Sen nasıl baş ettin kızım, söylesene. Özlem, Emine nereye kayboldunuz lan? Ay, senin sesin bir yerine kalsın anne. Özlem! Özlem! Geldim ağam. Su getir, çay getir, bir şey getir. Emine nerede? Onlar hastaneye gitti. Anan nerede? Odasındadır zar, ne bileyim ben? Özlem, sen her bileyim bunu bilmeyin, öyle mi? Anam size söylemedi mi? Abin olan Cikit hastaneden kaçtı diye. Nereye gitti şimdi bunlar? Kaçmış mı? He, kaçmış. Ne o Kasım? Çıktın mı yoksa? Evet ağam. Kutupsuz yargılanacakmış. Ağam fabrikaya uğradım. Ayağın kötüymüş. He, yatayım. Kasım, eve gel hemen. Sabri it hastaneden kaçmış. Bir yapacağı yok ama sen yine de burada dur. Tamam ağam, geliyorum. Haydi. Kasım diksek ne olacak? Evde kimseyi tutamayız ki. Herkesin başına bir adam mı koyacağım ben? Nasıl kaçmış ya? Nereye gitti ki? Sabri. Ana bir bağırma, sus ya. Oğlum, zaten sürekli jandarmalar gidip geliyor. Sen neden geldin? İlk bakacakları yer zaten burası, sen bunu bilmiyor musun? Korkmana gerek yok ana. Sen de başını belaya sokmayacağım. Biraz ısınayım, bir şeyler yiyeyim, sonra da gideceğim. İyi. Alo, kimsin? Alo, sesim geliyor mu? Kimsin dedim, alo. Nasıl kıydın Fırat abiye? Nasıl yaptın? Kimsin? Gördüm, seni de, arabanı da, Fırat abinin ölümünü de. Ha? Nasıl yaptın? Kimsin? Ne saçmalıyın sen be kadın? Kimsin dedim, alo. Alo! Ölüp gitmiş birine hesap soramıyorsun. Neden diyemiyorsun? Kavga etmek, küsmek... Gönül koymak, hatta onu terk etme lüksünü bile elinden alıyor ölüm. Ölüm her şeyi anlamsızlaştırıyor. Şimdi Fikriye Hanım'ın ölmek üzere olduğunu söylüyorsunuz. Oysa o geldiğinde gözlerinizin içi parlıyordu, çocuk gibiydiniz. Şimdi... Çok acıdım Ebru. Çok kırıldım. Hala kadın olduğumu, kıskandığımı, kırıldığımı hissettim. Benim böyle hissetmeye hakkım yok mu? Bunca sene sonra torun torba sahibi olmuşken, sırtımda bu kadar yük varken, yüzümdeki çizgilerden de mi utanmadım? Taze gelin gibi kırılıp dökülmeler, kıskanmalar bana yakışır mı hiç? Yakışmıyor. Ama çok acıdı. Yoktur dediğim, ölmüştür, çürümüştür dediğim hislerim varmış benim.
Ama bana yakışmıyor. Hele de hasretiyle kavrulduğum kız kardeşim bu durumdayken. Sen bilmesen de yıllarca senin yaşamana göz yumduğum şey geldi beni vurdu. Ben vuruldum. Ölmem. Ölmem ama bununla nasıl yaşayacağımı da bilmiyorum. Sen nasıl yaşadın kızım? Öğretsene bana. Öğrenemedim. Nasıl başa çıkacağımı da hiç bilemedim. Sadece sustum. Kadriye Hanım, inanın bana tahmin ettiğinizden çok daha iyi anlıyorum sizi. Sadece... Yani hasta olduğunu söylediniz ya. Murat geldiğinde de hastaydı. Sen ondan boşanmak istediğinde onun hasta olduğunu bilmiydin. Ama hastahanede her şeyi öğrendikten sonra da tavrın değişmedi. Biz kadınlar için aldatılmak ölümden de beter. Affetmek isteyin, affedemeyin. Affetmek isteyip de affedememek. Bu acını, öfkeni, kırgınlığını, katmerliği. Al şunları ona götür. Ayşe. Efendim bana. Dersin kaçta bitiyor? Geç biter. Ne oldu? Belki çay ısmarlarsın çalıştığın yerde. Baran başlama yine. Ya tamam, bir şey dediğim yok. Sen de hemen gardını alma. Tamam tamam. Ismarlıyor musun? Olay çıkarmazsan ısmarlarım. Feodaliz dedik, maganda değil. Belli olmaz senin Samsun. Ya tamam Ayşe, söz ya. Sen ablanı aradın mı? Hayır, aramadım. Niye aramadın? Baran, benim derse girmem lazım şimdi. Sonra konuşuruz. İyi, tamam. Oo, Baran ağamız gelmiş, hoş gelmiş. Hoş bulduk abi. Sen istersen ağamın odasına geç. Ben de sana şöyle okkalı bir kahve yapayım ha. Tamam abi, olur. Hadi. Lan oğlum! Lan oğlum, siz beni delirteceksiniz ha! Ben size o çuvalları oradan kaldırırım diye söylemedim mi? Söylemediniz Rıza Bey. İlla söyleme mi lazım? Kaldırın işte ya. Allah Allah. Bunlar hep cahillikten işte Baran'ım. İlla her şeyi bir bir söyleyeceksin ya. Amma terörist. Bunlara şart Baran'ım, bunlara şart. Ağam nasıl Baran'ım, iyi mi? İyi, iyi. Gider. Serdar, ne olur böyle yapma. Bak, ben düzeleceğine eminim. Düzelip düzelmeyeceğini bilmiyorum. Ya sadece anlamak istiyorum ya. Deniz söyledi. O Emre mi ne artık, her neyse o yalanda olan. Bu daha da sinir bozucu. Niye böyle bir yalana ihtiyaç duyuyor ki? Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Ama ada bu işte. İnada tuttum mu tutuyor, biliyorsun. Seninle de bunları konuşuyor olmak benim için gerçekten zor. Düştüğüm durumu anlayabiliyor musun? Hepsi benim yüzümden. Özür dilerim. Ya öyle demek istemedim. Al. Yenge. Nereye gidiyorsun? Benim biraz işlerim var. O ne? Tamam, sen de oldun yengeciğim. Ya uyundan ya suyundan işte. İyi işler çeviriyorsun ama. Çevir bakalım.
Kim bu kadın ya? Gördüm dedi. Ya şikayet ederse? Yok etmez. Edercik adam niye beni arasın değil mi ya? Gider ederdi. Onunca zaman niye beklesin? E para mı isteyecek? Neden istemedi o zaman? Sakin ol Gendal. Sakin ol. Dur bir delirme hemen. Hoş geldin. Hoş gördük. Abin kaçmış. Ha, kaçmış. Gidip ağayı bir göreyim. Geldim madem, niye haber vermeyin? Şimdi girdim ağa. İyi, yukarı gel, haydi. Ne diyeceksin ki? Melek, ne işin var senin burada ya? Ne yapıyorsun sen? Sabri, oğlum. Kalk hadi, gel. Ekmek kalmamış. Sen hele bir başla, ben gidip ekmek alayım. Gel Kasım, gel. Gelmiş geçmiş olsun. Sana da. Sabri itinin gözünü nasıl kan bürümüşse artık hastaneden kaçmış. Buraya gelemez, o kadar da değil. Ama yine de güvenemeyim. Merak etme ağam. Gelirse yarım kalan işini bitiririz. Özlem! Nerede bunlar yine? Özlem! Sibel'in odayı hazırlayın. Niye ki? Ben kalıyorum orada. Bir lafı da ikiletme. Sen de Meleğin yanında kalırsın. Kasım kalacak. Tetikte ol. Buradan bir yere kıpırdama, tamam mı? Ya sen ne dikiliyin? Haydi git, çay getir, çorba getir, bir şey getir. Emrin olur. Ağam ben de kapıda bekleyeyim, göz kulak olurum. Ey haydi. Kim lan bu kadın? İhbar eder mi? Etmez. Arabayı bile söyledi. Sakin ol Gendal. Senin yüzünden yerimden de oldum sığıntı gibi. Dinliyorum. Az önce bir ihbar aldık komutanım. Ne ihbarı? Emrinizi bekliyoruz komutanım. Gelip alıyoruz. Emredersiniz komutanım. Çabuk.
yanına gitsene. Ay bayılıyorum deyip kucağına düşsen ya. Hayatın kurtulur. O dediğin dizilerde olur. Baran da artist gibi maşallah. Sus kız duyacak. Affedersin ağam. Aman ağam siz zahmet etmeyin biz toprak. Affedersin. Yok abi yani ne oldu? Kaçtın mı? Sen ne işin var burada? Bilmiyorum. Gevşeni de getirmişsin. Senin daha çok ihtiyacın vardı. Niye geldin buraya? Bilmiyorum dedim ya. Herkes seni arıyordur şimdi. Arıyorlar. Burada mı kalacaksın? Niye? İhbar mı ederim? Yok, burada kalmayacağım. Kalamam zaten. Anam da korkuyor. Kötü evladız ya. Bir şeyler yiyip gideceğim. Nereye? Bilmiyorum. Ya niye yemiyorum peki? Ekmek bitmiş. Anam ekmek almaya gitti. Ekmek var ya işte. Melek gitmen lazım. Ya Melek gitmen lazım. Çabuk. Ah ana. Al şunu. Hadi durma git. Gitsene. Fikriye Hanım. Bunlar sizin galiba. Biraz oturabilir miyim? Ada sana küçük kendal demek de haklı. Küçük kendalsın işte. Rıza, bana bir kahve yaptır. Bağ üstüne Baran abi. Thank you.
Baran. Gülüm. Ya benimle konuşurken edebini takın lütfen. Gerçi sen feodalsın, böyle şeyleri beceremezsin ama. Hoş geldin yenge. Buru temizlemeden aldıydım. Yediydin ya. Tamam, arabanın arkasına az karışmasın ama. Peki yenge. Neyse, bir haftalığına çocuklara bakabilir misin? Benim hukukla ilgili bir konferans için İtalya'ya geçmem lazım. Oradan Paris'e, oradan da New York'a uçacağım. Göçmen kuşlar senden daha az uçuyor. Ne oldu? Gidemez miyim? Eve mi kapatırsın, ne yaparsın? Küçük kendalsın işte ya, küçük kendal. Ya büyüdük ya işte. Ben boşanmak istiyorum. Ne? İyi misin? Hiç çıkmadın dışarı bugün. Ana abim hastaneden kaçmış biliyor musun ya? Kasım Bey burada kalacak, Kendal dedi. Güvendeyiz yani. Ana nereye gidiyorsun? Nasıl var? Sonunda delirttiler kadını herhalde. Hesabı kitabı olmayan zor bir zanaat kızım. Ne ayıp bilir, ne olmaz bilir, ne günah bilir. Tutar seni, savurur oradan oraya. Ayıplıyorsun değil mi? Ne söylesem olmaz. Savunulacak nesi var bunun? Kardeşime ihanetimi nasıl izah edebilirim? İzahı mümkün mü? Mümkün değil. Ama görüyorsun işte. Bundan güçlü bir bağ var mı? Ölmekten değil, küs gitmekten, helallik almadan gitmekten korktuğum için buradayım. Bedel ödemem gerekiyordu. Erteledim mi sanıyorsun? Bunca zaman yokmuş gibi davrandığımı mı? Ben daha Halfeti'den çıkmadan içime çöken koca bir taşla gezdim. Yorgunluğumdan kızım, ablam dövsün diye geldim. Ablam yerden yere çalsın beni diye geldim. Beni dövsün istedim, o tuttu kendini dövdü. O kendini dövdü. Benim ağzım, yüzüm kan doldu. Cam ateşle sırlanır, ayna olur. İnsan sevda ateşiyle sırlanır, kendinin aynası olur. Kırılganlığımız bundan. Kendimizden çok başkalarını göstermemiz bundan. Aynalar kendine kördür ya kızım. Aşkın büyüklüğünü neyle ölçerler? İmkansızlığıyla. Ne kadar zorsa o denli büyür işte. Kuş vallahi aşık olur olmasına da. Yuvaları neresi olacak? Kuş mu suyun dibine girsin, balık mı ağacı yuva bilsin? Sonra yıllarla sevda geçer. Hayatın imtihanı bu işte kızım. Sevda geçiyor, hayat kalıyor. Sevda bitiyor. Pişmanlığı, acısı, günahı kalıyor. Ne kadar seversen o kadar kırılıyorsun. Ne kadar seversen o kadar kırıyorsun. Nereye gidiyorsunuz Fikriye Hanım? Doğup büyüdüğüm yerler burası. Memleketim. Ama ablamın gönlünden kovuldum ya.
Her yerde yabancıyım artık. Her yer gurbet. Sıla ancak onun huzurunda. Kavuşmak da o kadar uzak değil artık. Ne kadar seversen o kadar kırılıyorsun. Ne kadar seversen o kadar kırıyorsun. Gözünüz aydın Sibel Hanım. Sağ olun doktor bey. Yalnız dikkatli olun. Mehdi bebek ilk kez bugün çıktı küvezden. Bu arada sütü artık sağmadan emzirebilirsiniz. Tamam. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin Mehdi. Küçücük ellerin var. Tıpkı ablanın elleri gibi. Onun elleri de böyle küçücüktü. Tutmaya kıyamazdım. Bir gün bu eller büyüyecek oğlum. Kocaman adam olacaksın. Ben seni hep arayacağım. Beni arama anne. Beni arkadaşlarımın yanında rezil etme diyeceksin. Ama ben seni yine de hep arayacağım oğlum. Tıpkı ablanı aradığım gibi. Bir gün ablan beni affetmezse eğer, onu yalnız bırakma oğlum, olur mu? Hep onun yanında ol. Onu yalnız bırakma. Kızım oğlum, sen biraz burada kal, değil mi kızım? Olur. Sibel, Ayşe buradaydı. Burada mıydı abla? Koşarak gitti. Aranızda bir şey mi var, niye girmedi? Banyo saati geldi. Hadi bakalım. Kızım bize gelebilir miyiz? Olur tabii. Asıl, oğlum Mehdi'yi yıkayalım mı? Olur. Hadi gidelim kardeşlerim, bıcı bıcı yapalım. He, olur. Thank you.
Sen Kendal'a karşı, herkese karşı, kadere karşı duruyordun. Ben de tuttum seni sevdim. Seni sevdiğim için özür mü dileyim? Düşünsene. Teyze onun karısına gönül düşürüyorsun. Benim için kolay mı? Haramdır dedim. Günahtır dedim. Ayıptır dedim. Kadın seni sığınacak bir liman olarak görmüş dedim. Uzanan bir dost el olarak görmüş dedim. Ama yapamadım. Olmadı Ebru. Olmadı. Başka bir emriniz var mı komutanım? Arabanın camı kırık. Sence suya düştüğünde mi olmuştur? İncelemek gerek komutanım. İçten kırılmış gibi komutanım. Belki de araç düştüğünde içinden çıkıp kurtuldu. Biz kıyı şehrinde iyice arayalım. Belki de kurtulduğu bir yerlerde baygınım. Ben hemen çocuklara söylüyorum komutanım. Savcı beni incelemesi için de otoparka çekin. Emredersiniz komutanım. Her iki kıyı şeridinde dikkatlice arayın oğlum, karış karış. Emredersiniz komutanım. Komutan Bey burada mıydı? Yok. Nehre bir araba açmış, oraya gitti. Peki, sağ olasın. Efendim ana. Baran oğlum fabrikada mısın? Evet anacığım. Ha iyi iyi. Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok bir şey, ben bir sesini duyayım istedim. İyi yaptın. Sadece iyi mi? Ana ne diyeyim şimdi? Tamam tamam. Peki, hemen kızma. Akşam eve geç kalma, erken gel diyecektim oğlum. Ana ben Ayşe'ye hediye almaya çıkacağım. Gel çarşıda beraber bakalım. Yok yok, sen gelme, ben hallederim. Geç kalacağım eve, sen merak etme. Peki, görüşürüz Baran. Rıza abi. Buyur Baran ağa. Rıza abi şu arabalardan birini alsam olur mu? Al da Baran ağa. Biliyorsun senin ehliyetin yok. Bir terslik falan olmasın. Ya bir kağıdım şuraya. Peki Baran ağa. Al. Eyvallah. Ah be abi. Ah. Bir arasan. Ne zaman doya doya kucağıma alacağım oğlum abi? Sabır Sibel, sabır. Allah'ın izniyle o da olur elbet. Sen kalbini ferah tut. Hadi gidelim. Giderken de çarşıya uğrayalım. Mutfak tam takılır, kuru bakır.
Eşin senin mahkeme ne zamanmış? Ertelendi. Sen kafayı takma öyle şeylere. Hem böyle şeyleri de ulu orta sorma. Gören duyan olacak şimdi. Olmaz bir şey. Bizim yüzümüzden başına gelmedik kalmadı zaten. Nasıl sormayayım ya? Söylemesi kolay tabii. Zor mu? Zor ya. Özlem! Kız! Özlem! Ha. Dönmediler mi daha? Yok, dönmediler. Anamın odasına baktım. O da mı gitti? Yok, o başka bir yere çıktı herhalde. Nereye gitti? Ay ne bileyim ben ya. Girene çıkana hesap mı soruyorum ben? Doğru düzgün cevap ver, canımı sıkma benim. Melek, sen nereden geleyim? Dolaştım, neden? He, dolaşın gezin Allah için. Kız, şunun it abisi kaçmış diyeyim. Haberin var mı? Oldu mu şimdi Mehdi ha? Oldu mu? Bunca sene sonra sana 3 çocuk vermiş bir kadına sen bunu mu yaptın? Ben daha dün meleğe ten sevene erkek, tende saklı canı sevene adam denir demiştim. Ben seni adam bildim. Dizgin, tutmaz nefsin vardı madem. Sonra ne oldu Mehdi, ha? İçimde direndiğim, güvendiğim, dayandığım, kendi gitse gölgesi var dediğim adamı öldürdün sen. Yetmedi, bacımı da öldürdün. Kaç cana kıydı senin nefsin? Ne oldu sonra? Yüzüme bakmaya utandın mı? İçimde büyüttüğüm kaç sevginin katili oldun sen Mehdi. Değdi mi? Ha? Değmedi değil mi? Pişman oldun mu? Benimle aynı yastığa baş koyduğunda utandın mı? Ben utandım. Fikriye söylediğinde öfkeden dilim tutuldu. Gümbür diyerek kendi içime çöktüm. Sonra kalbimi dinledim, ne hissettiğim diye. Öfke, kırgınlık. En çok da utanmışım. Sonra utandığıma şaşırdım. Neden utandın ki Kadriye dedim. Ben senden en çok utanmışım. Ben senden utanmışım Mehdi. Belki de içimdeki acının büyüklüğü bundandır. Bir kadın günü gelip de evlatların babasından utandıysa, işte en çok buna yanıymış. Bunu öğrettin bana, ha? Öğrendim. Öğrettin. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Seneler önce öyle bir yara açmışsın ki Mehdi. Bak, bugün kanamaya başladı. Öldüğün günden beri herkes sanıyor ki sen burada yatayım, ben de evimde. Kimse bilmiyordu ama sen biliydin. Kah ben burada senin yanında yatıydım, kah sen gelip benim yanında. Bugün artık yattığımız yerleri ayırıyız Mehdi. Uyku tutarsa ben evimde yatağımda yatayım, sen de burada. Gördüm. Seni de, arabanı da, Fırat abinin ölümünü de. Ha? Nasıl yaptın? Arabayı da gördün, beni de gördün. Kimsin be kadın? Kim? Kim?
Buyur ağam. Hemen eve gel. Ağam, Allah'tan başka bir şey isteseymişin olacakmış ha. Ben de bir ihtiyacın var mı diye eve geliyordum tam. Lan bana bak, acele et. Kapının önünde arabayı al, Sait'e götür. Haydi. Emrin olur ağam da araba taş gibi. He, senin kafan gibi. Lan bana bak, Allah Muhammed aşkına. Bir kere de dediğime tamam de. Tamam ağam. Sen kaygısız ol. O iş bende. Arabanın yedek anahtarı da bende. O iş de bende ağam. Alo Sait. Birazdan Rıza benim arabayı getirecek sana. Olay günü de sendeydi. Anladın mı? Gören mi var ağam? Sait, ne diyorsam o. Haydi. Kim bu kadın? Kim? Neredesin Fırat? Neredesin? Narin, Fırat'tan bir haber var mı? Senin ne işin var burada ha? Ben burada çalışıyorum. Sana ne benim abimden? Ben sana bunu kaç defa daha söyleyeceğim? Sana ne abimden? Sana ne benim oğlumdan? Sana ne Sedef'ten? Sana ne ha? Sana ne? Narin, ne oldu? Niye bağırıyorsun şimdi böyle? Sen buraya gelmeden önce hiçbir şey olmuyordu. Biz gayet mutluyduk. Esas sana sormak lazım. Sen niye çıktın geldin buraya ha? Niye? Sen niye geldin ha? Sen buraya geldiğinden beri bir rahat yüzü görmedik. Yeter ya, yeter. Abimin de peşini bırak. Oğlumun da peşini bırak. Çocuğun geleceği için. Çocuğumun geleceği içinmiş. Çocuğumun geleceğini ben düşünürüm. Bırak sen Baran'ı düşünmeyi. Hem senin ne işin var bu atölyede? Sen git kendi işini yap. Defol buradan Ebru. Defol. Narin, telefonu çok ısrarlı çalıyor. Önemli bir şey olabilir. Şimdi böyle ya. Efendim? Narin, konakta mısın? Hayır, değilim. Dışarıdayım. Kendal'ı aradım. Telefonu meşgul. Ben konağa gidiyorum. Dilersen sen de oraya gel. Ne oldu? Bir şey mi var? Geldiğinde konuşuruz Narin. İyi madem, görüşürüz. Var. Bu mu? Evet. Yok. Ne yok? Sen biliyorsun. Sen biliyorsun o itler aralarında bir şey olmadığını, değil mi? Kafası azıcık çalışan herkes bilir zaten bunu. Makbule geçti. İçim ısındı. Daha çok ısınsın diye sana çorba yapıyor. Benim için. Yok. Aslında biraz benim canım çekti sanki. Fikriye Hanım neredeler? Göremedi kendisini. Ona hiç sorma ya. Bir şeyler dönüyor ama ben anlamıyorum. Bugün Kadriye ile Fikriye Hanım odaya kapandılar. Epeyce bir zamanda çıkmadılar. Sonra o çıkmış gitmiş, benim haberim yok. Sonra Ebru yenge elinde Fikriye Hanım'ın çantasını gördüm, çıkıyordu. Nereye falan dedim, cevap vermedi. Ardından anam bastı gitti.
Dur bakalım. Bir fırtına geliyor ama. Aa, geliyor dedim de aklıma geldi. Hani senin şu meşhur Kenan Bey geliyordu? Fikriye Hanım, bir emriniz var mı? Yok çocuğum, sağ ol. Tamam efendim, kapıdayım ben. Tamam, sağ ol. Efendim oğlum. Yok, iyiyim. Neden öyle düşündün? Sağ ol, çocuklar hemen ayarladılar bir ev. Çok güzel. Yok, bir şey olduğu yok. Ablamın evi kalabalık. Teyzen sağ olsun bana yatağını verdi. Ben de kırmayayım diye birkaç gün idare ettim ama olmadı işte. Kızlar, gelinler epey kalabalık. Ne olsun, iyiler işte. Oğlum, Fırat kayıp. Bilmem. Almanya kızının yanına gitti diyorlar ama bilemedim. Biraz karanlık bir şeyler var. Yok, bir şey bildiğim ettiğim yok da. Senin gönderdiğin Murat'ın mektubunu var ya, okumadın değil mi sen onu? Tahmin ettim okumadığını. Fırat geldi, bana verdi mektubu. Sonra da sanki buhar olup uçtu oğlan. Tamam oğlum. Ben de seni özledim aslanım. Ne yaptın ya? Çok yandı mı? Ha? Ay ya. İyi misin? Yandı mı? Çok yandı. Ha? Dur. Tamam. Buz koyalım, buz. Topla şimdi. Çay döküldü. Emine abla. Sorma başımıza gelenleri ya. Ben Maya kalbim var ya, hastaneden kaçmış. Kasım Bey burada kalacak. Kendal söyledi. Artık buraya göz kulak olmak için. Ne yapsın? Neredesiniz ya? Anam söylemedi mi size? Bunun Maya... Söyledim. Sibel, sen odanda Kasım Bey kalacak artık. Ben sana terfi ettim. Senin yerini zaten malum. Bil diye diyorum. İyi. Ben eşyalarımı toplayayım bari. İyi. Anam nerede? Dönmedi mi hala? Yok, dönmedi. Fikriye teyze de gitmiş ama. Uğurlar olsun. Abi, Oğuz Bey aradı. Niye seni arıyor bu herif ya? Ya önce seni aramış. Telefonun meşgulmüş, arkadan da beni aramış işte. Geleceğim, ikinizle de konuşmam lazım dedi. İkimizle. Ne konuşacakmış bu adam bizle? Ya ne bileyim işte. Ben bugün şeye kadar gitmiştim. Jandarmaya. Oğuz komutanın yanına. Sebep? Ya sebep, abimin hırsızlık olayıyla alakalı bir gelişme var mı acaba diye. Telefon edeydin ya. Ya her neyse abi işte. Bir araba düşmüş nehre. Oraya gitti dediler. Ya bacım, babanın tarlasında mı yürüyorsun ha? Geçmişsin yollar. Gülsüm. Kız
Özgürsüm sen misin? Ha, benim. Vay vay vay. Kaç sene oldu seni görmeyeli kız? 3 yıl mı desem, 4 yıl mı desem? Bir de Alfet'i küçük yer derler ha. Maşallah maşallah, yaramış da sana. Nereye gidiyorsun kız böyle? Hiç öyle dolaşıyordum. Madem dolaşıyorsun gel beraber dolaşalım. Yok sağ ol. Yok istemem. Ya gel gel hadi. Ya yok. Ben şimdi bir göre neden olacak? Yani boşu boşuna laf çıkmasın. Ya sen kaygısız ol. Ben koskoca fabrikanın müdürü Rıza Bey'im. Kız ne yürüyeceksin o kadar yolu? Gel beraber gidelim işte. Ya şimdi gerek yok. Yani... Ya hadi kız. Şimdi gerek yok. Haydi haydi gel, haydi gel, haydi gel. Gel ben seni bırakırım. Buyurun Kenan Bey. Hoş geldin Oskomutan. Kendal Bey yukarıda mı? Yukarıda. Hayırdır, ne oldu ki? Peki Kadriyan evde mi? Yok. Niye sordun? Öylesi daha iyi. Mı kız? Klima açayım mı? Yok, iyi böyle. CD koyayım, radyo açayım. Yok abi. Abim. Baban nasıl, iyi mi? İyi işte, o da uğraşıyor. İyi. Siz hala kendin ama dargın mısınız? İşten attı diye. Bak eğer öyleyse çok uzun zaman oldu. Geçti gitti. Ağam merhametli adamdır, temiz kalpli adamdır. Kimsenin kalbi kırılsın istemez. Bilmem mi? He iyi. Bak ben şimdi ne yapayım? Ben şimdi ağamı arayayım. Senle babanı geri işe alsın. Yok abi gerek yok. Ya olur mu öyle şey? Dur arayayım. Hem sen de özür dilemiş olursun kız, fena mı olur? Kız dur ne yapıyorsun? Abi Allah kız dur. Aşkına. Kız dur ne yapıyorsun? Abi. Kız dur yapma. Kız ne yapıyorsun? Allah kız ne yapıyorsun? Sabah akşam gelir oldu. Canımı sıkmaya başladı bu adama. Ya vardır bir diyeceği elbette. Olmasa gelir mi buraya kadar? Hem belki Fırat abimle alakalı bir şeydir abi. Hay Fırat'ınıza da size de ha. Adam kızının peşinden gitti. Hala Fırat da Fırat ya. İstersen otur Narin. Söyleyeceğim şey iyi bir haber değil. Narin Hanım diyeceydin galiba. Oğuz Bey. Abimle mi ilgili bir şey? Ne yazık ki evet. Ne oldu abime? Fırat abinin arabasını nehirden çıkardık. Ne? Ne diyorsun sen komutan? Aracın içinde yoktu. Yani biz... biz çıkmış olmasını ümit ediyoruz. Narin.
Narin, teyzem kızı aç gözünü. İyi yedin komutan, şak diye söylenir mi? Narin. Narin? Ne oldu Narin'e? Sibel, kolonya getir, bir şey getir, haydi. Tamam. Teyzem kızı aç şu gözünü, haydi. Narin, bacım, uyan haydi. Sibel abla, Melek, Narin'e bir şey oldu. Ne oldu? Hoş geldiniz. Beğendiğiniz bir şey var mı? Aslında var ya, şu gri elbise. Bedeni? Bedeni zayıf yani. 36-38. Bir dakika, ben bir sorayım onu. Evet arkadaşlar. Reşat Nuri Güntekin'in romanlarından bazıları ise Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe ve Akşam Güneşi'dir. Bu romanlardan birini dahi okuyan var mı aranızda? Hocam. Efendim. Hepsini seyrettik zaten. Hatırlamıyor musunuz hocam? Yaprak dökümü vardı hani. Aman Aliza Bey, ağzımızın tadı kaçmasın. Yeter! Yeter! Durmak istemiyorum artık. Bir saniye, sen kimsin? Karışma. Serdar. Yürü, benimle geliyorsun. Ya ne yapıyorsun? Yürü, yürü. Delikanlı, ne yapıyorsun? Serdar! Dur. Serdar, ne yapıyorsun? Ya bıraksana! Ya bıraksana kardeşimi, delirdin mi sen? Kardeşinin bana bir açıklama borcu var, borcunu ödeyecek. Ay amca, bak şimdi düşeceğim, bayılacağım. Ne yapıyorsun ya? Ya tamam, siz bir karışmayın. Aynen öyle, karışmayın kimse. Serdar! Ayo! Serdar, dershaneyi bastı. Kaptı adaya gitti vallahi. Maya, ne demek bu? Ne yaptın zannediyorsun Serdar? Dağ başı mı burası? Alo Maya, ne oluyor orada? Serdar aday mı kaçırdı? Baran bak, bak bir dur, sakin ol. Yok öyle bir şey. Ya Serdar, ne yapıyorsun ya? Bıraksana! Onu delirtmeden önce düşünecektin. Ya! Ne yapıyorsun sen ya? Bin şu arabayı delirtme beni. Bin! Şeydi. Bunu söylemek zorunda kaldığım için çok üzgünüm ama Fırat abinin arabasını nehirden çıkardık. Sen de ne oldun? Dursan şunu, ne yapıyorsun sen ya? Asıl sen ne yapıyorsun sen? He? Ya durdursana ya, iyice saçmaladın sen he. Daha dur, ben sana göstereceğim saçmalamayı. Daha yeni başlıyoruz. Ya manyak mısın sen ya? Ne oldu sana böyle? Önce delirt bin tane sorumu cevapsız bırak, sonra ne oldu sana böyle de, değil mi? Ya durdur şunu! Hadi baba ya, aç şunu. Alo. Maya, bunlar nerededir? Baran, lütfen sakin ol. Maya, çabuk söyle dedim. Nerede bunlar? Ya bilmiyorum ya, bilmiyorum. Ulan ben sizi bulmaz mıyım ben? Ha? Bulmaz mıyım ben sizi? Nerede şimdi Oğuz komutan? Aramaya devam ediyoruz. Ama şu anda sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Komutan, Allah aşkına söyle, nerede? Çekem yolu üzerinde. Ama söylediğim gibi, orada olmamızın kimseye bir faydası yok Emine Hanım. Burada olmamızın kime ne faydası var Oğuz abi? Narin, teyzem kızı bir sakin ol hele. Ya siz de ortalığı yangın yerine çevirmeyin. Durun hele. Fırat sağlam adamdır. Suya düştüyse yüzler çıkar oradan. Hemen kötüye yormayın.
Bu da durup beklemeyelim. Sibel, sen Nari'nin yanında kal. Tamam abla. Hadi kızlar. Soğukkanlılığınız mükemmel Kendal Bey. Bana bak komutan. Bana imalı imalı laf sokacı ne? Get Fırat kardeşim bul. Evine barkına uğramadığınız adam ne zamandan beri kardeşiniz oldu? Senin anlayacağın şeyler değil bunlar. Geç işine haydi. Kızım bir dur. Bu işte bir pislik var. Kenan Bey de aradı zaten. Burnuma pis kokular geliyor. Aslan oğlum, biz hemen geleceğiz. Merak etme kızım, değil mi? Gel buraya. Gel buraya. Bunu yaptığına inanamıyorum. Ben de. Yerlerinize. Konuş şimdi. Konuş, anlat bana ne olduğunu. O Emre midir nedir, her ne p***sa onun aranda bir şey olmadığını biliyorum. Bana ne olduğunu anlatacaksın. Bitti diyorum işte ya. Bitti. Sen niye bunu kabul etmek istemiyorsun? Erkek bitirince biter ama kadın bitirince bitmez, öyle mi? Ya da bunun böyle olmadığını ikimiz de biliyoruz. Bana laf kalabalığı yapma. Bana ne olduğunu anlat. Niye böyle değiştin sen? Ne söyleyince ikna olacaksın? Sen onu söylesene bana. Bitti demem yetmiyor. İlla ki seni ikna edecek bir şey söylemem gerekiyor, öyle mi? Evet. Çünkü bana bunu borçlusun. Sevgili olmak böyle bir şey. Sorumlu olursun. Hesap sorarsın, hesap verirsin. Hesap vermek istemediğim için bitti diyorum işte. Yeter artık ya, daha fazla uzatma. Şişt. Şey, ihtiyacın var mı Narin? Sibel, su getir, su. Haydi. Abi kalk, biz de gidelim ne olursun. Ya ne oturuyoruz burada hala? Bir dur teyzem kızı ya, bir dur ya. Hepinize durun, susun, oturun demekten vallahi bittim, tükendim ya. Ya abi ya, sen bana ne dedin? Kızını görmeye gitti demedin mi ha? Önce geldi hastaneye kadar baktım. Oradan da kızını görmeye gitti dedin. Çünkü öyle oldu. Sen ne demeye çalışıyorsun Narin ha? Ben sana yalan mı söyleyeyim? Abi ne demek ne demeye çalışıyorsun? Madem öyle oldu da o arabanın Fırat'ın dibinde ne işi var ha? Narin! Sen beni neyle suçluyorsun ha? Neyle? Abi ama sen bana dedin ki... Bana dedin ki. Hepiniz sanki sütten çıkma ahka çıktınız ha. Hep Kendal dedi, Kendal yaptı.
Yettiniz vallahi, yettiniz. Oldu. Döv istiyorsan. Kendal da, Baran da, Serdar da. Adınız yaşınız değişiyor ama hepiniz aynı kalıyorsunuz değil mi? Nerede o sevecen aşık erkek? İşinize gelmeyince nasıl da çıkıyor içinizdeki canavar. Maskeniz düşüveriyor işte. Maske. Bak bunu söylediğin iyi oldu işte. O seni sevmiyorum dediğin masken var ya, o pek oturmuyor senin suratına. Çünkü beni sevdiğini biliyorum. Hayır, bilmiyorsun. Öyle olduğuna inanmak istiyorsun sadece. Üzgünüm. İsteklerini yerine getiremeyeceğim. Şimdi bırak kolumu. Ada. Seviyorum ben seni. Tamam, oldu. Ben de seni seviyorum. Şimdi ne olacak? Ne yapacağız? Söyleyemiyor musun? Ben söyleyeyim sana ne olacak. Hiçbir şey olmayacak. Biliyorsun değil mi? Neyi biliyorum? Bu da yeter. Bırak oyun oynamayı artık. Öğrendin değil mi? O yüzden değil mi bunlar? Serdar, neden söylemedin? Benden böyle bir şeyi nasıl saklarsın? Ya Maya söyleyebildi mi? Ben sana soruyorum Serdar, neden söylemedin? Ada, böyle bir şey nasıl söylenir? Ne olacaktı peki? Neden beni suçluyorsun ki? Ben Maya'nın duygularını sonradan öğrendim. Ne yapacaktım Ada, ne yapacağımı şaşırdım. Ne deseydim sana? Ada, kız kardeşim bana aşık oldu. Söyle şuna, beni sevmesin mi deseydim? Ona ümit vermediğimi zaten kendisi bile söylüyor. Neden bütün faturayı bana kesiyorsun ki şimdi? Ben bunları gerçekten hak ediyor muyum Ada? Gerçekten anlamıyorsun. Acıdığı için saldırıyorum. Huyum kurusun, böyleyim, ben ne yapayım? Söylesene Serdar. Ben ne yapayım? Maya'yı bile bile onun göz önünde seninle olmaya devam edeyim. Onun içinin paramparça olduğunu görüp aman bana ne mi diyeyim? Söylesene Serdar, ben ne yapayım? Senin de incesine aşıkken bana ne dedi biliyor musun? Bırak şu aptal ufaklığı, aşkınıza zarar verme. İkiniz birbirinizi deli gibi seviyorsunuz dedi. Bu kız kardeşinden başka kim söyler? Kardeş olmak böyle bir şey işte. Üzgünüm. Bundan sonra sana ne olacağını söyleyeyim. Seni sevmeye devam edeceğim. Hem de deli gibi sevmeye. Ay, o kadar acı çekti ki. Kız kardeşinin sevdiğine aşık olduğu için o kadar acı çekti ki. Biliyorum, senin suçun değil. Ama ben tercihimi yaptım. Maya diyorum. Sana saçma, aptalca gelebilir. Ama ben kardeşçe demeyi tercih ediyorum. Seni kim alacak elimden şimdi ha? Maya belki bir gün unutur seni. Bir başkası çıkar karşısına. Ama o zaman bile seninle olamam.
Maya'nın kalbine senin adın yazıldı bir kere. Silinse de izi kalır. Anlıyor musun? Bak, senden sadece son bir şey istiyorum. Bildiğimi, bu konuştuklarımızı Maya bilmeyecek. Sen kimin kardeşini kaçırıyorsun lan? Baran! Canımı sıkma lan benim! Lan ben senin hırtlağını sıkacağım. Gebertirim lan! Durun diyorum size, durun. Rıza. Buyur ağam. Arabayı bıraktın mı? Bıraktım ağam, bıraktım. İlk defa zamanında bir iş yaptın ama o işe yaramadı ha. Ağam, ben de geleyim şimdi. Tamam, tamam. Haydi. Ben şimdi ne yapacağım ya? Ne yapacağım ben şimdi? Nerede olabilir bunlar? Maya düşünsene biraz. Hocam, ya aslında Serdar'la Adan'ın sürekli gittikleri bir yer vardı. Oraya mı baksak acaba? Neresi orası? Biraz daha ileride. Siz gidin, ben tarif edeceğim. Hadi tamam. Geberte lan seni! Yeter lan, yeter! Konuşma. Durun. Yeter! Yeter, 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 yeter. Mustafa, çöz tekneyi çabuk. Haydi lan. Haydi haydi çöz, Fırat kaza geçirmiş, çabuk. Haydi. Ada. Dokunma. Dokunma, kimse dokunmasın bana artık. Dokunmayın bana, dokunmayın, dokunmayın, dokunmayın bana artık. Dokunmayın bana artık. Bisiklete binecektik. Rüzgar, gel. Biz yazı yazalım.
Baran'ın işi var, gelecek. Seviyorum ben seni. Serdar! Amca? Serdar, iyi misin? Senin psikopat abin. Bu iş iyice çığırından çıktı artık. Amca bir şey söylesene. Serdar. Ada nerede? Gitti. Baran'la. Halde eve gidip 40 saat dert anlatmayalım millete şimdi. Çocuklar ne oldu? Baran? Ne oldu sana? Ya ne oldu diyorum, bir şey söylemeyecek misiniz? Yere gidelim oğlum. Emredersiniz komutanım. Bakalım da Alex'e ne haber var mı? Tut şunu şurada da. Şimdi ikiniz de bana ne olduğunu anlatacak mısınız? Yoksa bir kere de ben mi döveyim sizi? Ona sor. Serdar'la kavga etti anne. Neden acaba? Serdar dershaneye geldi. Ayrıldık ya. Neden diye konuşmak için. Konuşmak için mi? Maya yalan söylüyor o zaman. Oydu seni kaçırmış çünkü. Kaçırmış mı? Biraz ite kaka götürdüğü doğru ama... ne kaçırması ya? Aha, şimdi öyle oldu değil mi? Ya hem sen nereden çıktın ki? Onu da anlamadım. Yeter artık, vallahi yeter. Hem Serdar nasıl yaptı böyle bir şeyi? Anne sen de daha fazla uzatma istersen ha. Hocam. Efendim canım. Siz de bizimle gelseniz. Yani ben ne yapacağımı bilmiyorum. Babama da ulaşamıyorum. Olur. Ben de zaten Oğuz Bey'le görüşmek istiyordum. Sen yolu tarif et. Tamam. Siz buradan devam edin. Şu ileriden sağa döneceğiz. Biz var mı çocuklar? Yok komutanım. Aşağısı çamurlu ve bulanık. Havada kararıyor. Görüş mesafesi gittikçe düşüyor. Tamam, siz sudan çıkın. Aramaları yarın sabah devam ederiz. Emredersiniz. Buz Bey, olmaz. Ne olursunuz aramaya devam edelim. Bulalım abimi, ne olur. Lale Hanım, duydunuz. Görüş mesafesi hiç yok. Yarın sabah devam edebileceğiz.
Narin, komutan haklı. Yapacak bir şey yok. Sabahı beklememiz lazım. Serdar iyi mi? Uzandı biraz. Ben bir daha babamı arayayım ya. Bütün gün ulaşılamıyor diyordu. Belki açmıştır. Baran. Anahtarı alayım. Hayırdır Kasım? Şey mi oldu? Abla, Fırat abi. Arabasıyla nehre uçmuş. Ne? Ne diyorsun sen be? Ya Kasım ne diyorsun sen? Ne nehri, ne uçması? Bir dur Ebru ya. Kasım. Anam yukarıda mı? Yukarıda. Gelir gelmez de odasına kapandı. Anam bizi böyle görmez. Fırat'ın evine gidelim. Melek, sen anamın yanında kal. Ben de kalayım. Oğuz Bey. Maalesef doğru Ebru. Anam duymasın diye söyleyin. Sosyete gülüyor. Ne biliyorsak anlatırız. De haydi, haydi gidelim. Gülüyor. Fikriye Hanım. Zahmet etmişsin, yemeyeceğim. Ama... Ben ufak bir iz bile yok. Öyle suya bakıp geldik işte. Ay Allah'ım, inşallah Fırat abiye bir şey olmaz ya. Ne kötü kaderi varmış bu adamın be. Belki de kötü olan kaderi değildir. Bana bak, sen ne konuştun bu Kenan Bey'le? Dedim ya, pek bir şey konuşamadık. Ama nereden duyduysa duymuş işte kaybolduğunu. Siz gittikten sonra kendi alınan Narin epey bir bağırıştılar. Sen yüzünden falan dedi. Ay yeminle bir iş var bu işin içinde. Anacığım, aç mısın? Bir şeyler getireyim mi? Yok. Kendal abim de tutturdu. Mehdi'yi göreceğim de göreceğim. Herkes oraya gitti. Ebru yengem de herhalde atölyede. Anacığım, sen iyi misin? Ne oldu ya?
Sabahtan beri odadan da çıkmıyorsun. Fikriye teyzem de gitmiş. Nereye gitti ki? Ya Rabbim, ya Resulallah. Daha kızına kavuşacaktı. Aramayı niye durdurdular? Oğlum, dere tepe olsa ararız. Fırat bu. Gündüz bile tehlikeli, karanlık. Senin gibi mi? Hiç bulaşma sosyete gülüm. Hiç bulaşma, açtırma ağzını. Aç lütfen, aç. İyi madem. Sen istedin. Açtırdığın kutuyu duyacın kötüyü. Sen geldiğinden beri Fırat peşinde pervane oldun. Neden? İnsan evladı çünkü. Kolganat geldi sana. Senin için bıçaklanmadığı mı kaldı? Senin için suçu üstüne almadığı mı kaldı? Çöktün adamın kafasına kabus gibi. Ne diyorsun sen be? Kes lan! Amca, bizim derdimiz ne, sen ne diyorsun ya? Bizi? Vay be! Duydun mu teyzem kızı? Oğlun ne diye? Sizlik bizlik olmuşuz. Vay be! Affedersin Baran Efendi. Biz dediğin kim? Ebru sen Adamaya mı? Duydun mu Narin? Vay be. Yeter Kenan, yeter. Yerini hazırladım. Sağ olasın. Hadi iyi geceler. Sen iyi misin? İyi değilim tabii. Nasıl iyi olayım ki? Fırat abi çok iyi adamdır ya. Vallahi bak, ben çok severim onu. Yıllar sonra kızına kavuşacaktı, biliyor musun? Ne oldu, nasıl oldu hiçbir şey anlamadım. Neyse, ben gideyim. Şimdi biri çıkacak. Hadi Allah rahatlık versin. Sağ ol. Nasıl oldu bilmiyorum ama... İşin içinde bir şeyler var, onu çok iyi biliyorum. Efendim Maya. Anne, Oğuz abi geldi şimdi, bir şeyler söyledi. Doğru Maya. Sen neredesin? Oğuz Beyler'de mi? Evet. Bir sorun oldu da. Eğer Adayla Serdar'ı söylüyorsan biliyorum. Bak Oğuz Bey seni eve bıraksın. Rüzgara dikkat et, tamam mı? Tamam anne. Sen neredesin? Ben de Fırat'ın oradayım. Kadri yanıma da hissettirme, tamam mı? Tamam anne, merak etme. Oğuz Bey, biz kalkalım artık. Siz de kusura bakmayın hocam. Ben Serdar'ın canını okurum. Canını okumayın. Dinleyin. Öğretmen tavsiyesi. Maya, seni bize eve bırakalım istersen. Sağ olun hocam. Hadi. Senin ne işin var burada? Bilmiyorum. Neden geldin? Ya bilmiyorum dedim ya. Yapmamam, etmemem gereken o kadar çok şey yaptım ki.
da kusur kalmasın. Sen yakalanmak istiyorsun galiba. Yok. Yakalanmam. Bak. Bu beni korur. Hadi gitmen lazım. İnşallah yarın iyi bir haber alırız Maya. İnşallah hocam. Gel. Gel. Dışarı uygun olunca ben seni gelir çıkarırım, tamam mı? Melek, bunu niye yapayım? Bilmiyorum. Oldu mu? Oldu. Bacı, iyi misin? İyiyim, yok bir şey. Bir haber var mı Melek abla? Yok. E hadi yatsın herkes, sabah ola hayrola. Sen içeriye nasıl girdin Maya? Kapı açıktı. Dinliyorum. Komutanım, emrettiğiniz üzere kıyı şeridinde yapılan arabalarda kıyıya vurmuş bir beden bulduk. Emirlerinizi bekliyoruz komutanım. Neredesin? Çekem köyünün karşı kıyısındayız komutanım. Tamam, geliyorum.